Hepinize merhaba sevgili dostlar. Türk Edebiyatı Roman Özetlerinde bugün Kiralık Konak'tayız. Kiralık Konak Roman Özetinde bir töre romanı olan Kiralık Konak'ta 3 kuşağın çatışması yansıtılmaktadır arkadaşlar. Eser Yakup Kadri'nin ilk romanı olup realist bir eserdir. Romandaki tüm olaylar kapalı ve dar bir çevrede yani konakta geçer. Eserde kuşaklar arasındaki uçurum ve hızlı değişimin getirdiği ahlaki bozulma ustaca sergilenmiştir. Evet romanın özetine bakalım şimdi. Abdülhamit dönemi nazırlarından olan Naim Efendi Temiz titiz, dürüst bir tanzimat efendisi olmakla beraber roman kahramanlarının da en yaşlı kişisidir. Gelenek ve görneklerine de son derece bağlıdır. Karısı Nefise Hanım ölünce konaktaki düzen bozulmuştur. Çünkü kızı Sekine Hanım içine kapanık birisidir. Sekine Hanım'ın kocası Servet Bey ise konakta sözü geçsin isteyen, züppe, Müslümanlıktan ve Türklükten nefret eden, Avrupa hayranlığı ve Frank taklitçiliği olan biridir arkadaşlar. Servet Bey'in neşeli, serbest ve savurgan olan kızı da Seniha, Avrupa meraklısı ve Avrupa tutkundur. Kendisi gibi alafranga yaşam düşkünü olan Faik Bey, Seniha'ya karşı ciddi bir duygu beslemediği halde onun kalbiyle oynayan biridir. Seniha'nın halasının torunu olan Hakkı Celis ise Seniha'ya aşık, şair ruhlu bir gençtir. Seniha için şiirler yazar. Kendini huzursuz eden Seniha'ya doktorlar hava değişimi tavsiye eder. Ahbaplarıyla büyük adaya giden Seniha orada turlara çıkarak içki ve kumar alemlerine katılarak sıkıntısını, husursuzluğunu atmaya çalışır. Faik Bey ile Seniha'nın adada yaşadıkları maceralar konağa kadar duyulur. Konakta savurganlık almış başını gitmekte, sık sık toplantılar, eğlenceler düzenlenmektedir. Bu yüzden Naim Efendi'nin mal varlığı hızla tükenir. Faik Bey Seniha ile eğlenmeyi kabul etmez ama birliktedikleri dışarıda dolaşmaları devam eder. Seniha iyice şirazeden çıkmıştır. Faik Bey ile seviştiklerini bile büyük babasından saklamaz. Naim Efendi Seniha'nın bu davranışlarından dolayı yıkılıp hasta düşer. Seniha ise onu ziyaret bile etmez. Davranışları iyice değişmiştir. Vakitli vakitsiz. Vurur kapıyı çıkar. Uzun süre ortadan kaybolur. Bir ara Avrupa'ya kaçar. Bu olaydan özellikle Hakkı Celis yıkılır. Servet Bey de Seniha'nın bu davranışlarından dolayı Naim Efendi sorumlu tutar ve ona kün duyar. Sonunda Seniha İstanbul'a döner ama konağa gelmez. Servet Bey karısını alıp Konağı terk eder. Konak kiraya verilmek istenir ama geçmiş dönemi simgesi gibi olan konak eski ve sıkıcı bulunduğu için kimse konağı kiralamaz. Mal varlığı tüketilen Naim Efendi yapak yalnız kalmıştır konakta. Hastalıkların, yalnızlığın, parasızlığın pencesindeki Naim Efendi'ye Hakkı Celis destek olmakta moral vermektedir. Senihan'ın halini iyice bozulan Hakkı Celis sigara yazılır. Çanakkale Harbi'ne gider, ölmek istercesine akla durgunluk verecek kahramanlıklar yapar ve şehit düşer arkadaşlar. Kiral konak bu şekilde arkadaşlar. Üç kuşan çatışması yansıtılıyor gördüğünüz gibi. Eser Yakup Kadri'nin ilk romanı olup realist bir eserdir. Romandaki tüm olaylar kapalı ve dar bir çevrede yani konakta geçiyor arkadaşlar çoğu olay. Eserde kuşaklar arasındaki uçurum ve hızlı değişimi getirdiği ahlaki bozulma arkadaşlar. Ustaca sergileniyor. Diyorum ve videoyu bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve hızlı ders veren kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi dersler iyi çalışmalar.